Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız çok konu var. Tabii en önemlisi zamlar. Arka arkaya zamlar gelmeye devam ediyor. Dünyadan önemli başlıklar var. Bunları konuşacağız. Petrol fiyatları çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Tabii ki bunu değerlendireceğiz ama petrol fiyatları yükseldiği için mi benzine, mazota her gün zam geliyor? Elbette değil. Yani petrol fiyatlarının yükseliyor olması bir etken, önemli bir etken. Esasen bütçe açığının alıp başını gitmiş olması çok daha büyük bir etken. Bütçe neden açıldı? Dövizi baskılamak için elde avuçta ne varsa harcarsan başına gelecek budur. Tabii ki bazı dostlarımızı da halaya bekliyoruz. Benzine zam geldikçe, ekmeğe zam geldikçe, una zam geldikçe, yağ zam geldikçe yine sizleri halay meydanlarına bekliyoruz. Biz o zaman bas bas bağırdığımızda bakın bu doları bu şekilde baskılamaları bir işe yaramayacak. Çünkü dolar zaten fiyatlandı ve maliyetler üzerinde çok ciddi etkileri oluştu. Ama siz doları baskılayarak bütçeyi ve Merkez Bankası rezervlerini çökertiyorsunuz dediğimizde bize kızıyorlardı, bize öfkeleniyordu o arkadaşlar. Hatta bize nispet olsun diye böyle garip hareketler çekerek halaylar da çekmişlerdi. Şimdi onları halk ekmek kuyruklarında halay çekerken, benzin kuyruklarında halay çekerken görüyoruz. Beter olun, kusura bakmayın. Yani durumu görmezseniz sadece Türkiye'de dövizi baskılamanın bir ekonomik başarı gibi gösterilmesini kabul ederseniz bu yaşadıklarınızı da kabul etmiş olacaksınız ve sesinizi çıkartmayacaksınız. Mazota 1 lira 50 kuruş zam yapılıyor bu akşam itibariyle. Benzine de 88 kuruş zam yapılıyor. Hani indirim olmuştu benzinle mazotta? Ne kadar oldu söyleyeyim size. Önce 1,5 liranın üzerinde zam yaptılar. Sonra 23 kuruş indirdiler. Ertesi günde bugün itibariyle tekrar 1,5 liralık bir zam yapıyorlar arkadaşlar. Peki bu burada kalacak mı? Hayır elbette. Bir yığın alanda yeni zamlar gelmeye devam edecek. Biz şu anda doğalgazı, petrolü görüyoruz. Evet, Avrupa'da da doğalgaz fiyatları %60 oranında artmış durumda. Türkiye'ye bunun etkileri de olacak. Elektrik fiyatları da daha çok artacak. Buğday fiyatları artıyor. Gıda fiyatları artıyor. Arpa fiyatları artıyor. Bunun bize yansıması ne olacak? Tabii ki ithal ettiğimiz için, çoğunu Rusya'dan aldığımız için bu fiyatların da hızla yükselmeye devam ettiğini göreceğiz. Bugün Twitter'da onu paylaştım. Esas ekmeğe zam geliyor. Zam. Ekmeğe gelecek olan zamdan korkun arkadaşlar. 4250 liralık asgari ücretin olduğu bir ortamda açlık sınırı 4500 lirayı geçmiş ve önümüzdeki aylarda da bu yükselen enflasyonla hem açlık hem yoksulluk sınırı yükselmeye devam edecek ve milletin de canı okunacak. Her geçen gün biraz daha yoksullaşacağız arkadaşlar. Zaten yoksulluk sınırının 15 bin liraya gelmiş olması orta gelir seviyesinin Türkiye'de kalmadığı anlamına geliyor. Bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ediyor. 65 kilometrelik bir konvoy oluştuğu iddia ediliyor. Fotoğraflarla da gösteriliyor. Bu şu demek arkadaşlar, Rusya bu işin peşini bırakmayacak. Kiev'e ya girecek ya girecek. Girmek için çok kan kaybedecek, çok kan dökecek. Ukrayna da bu işin ucunu bırakmak istemeyecek. Avrupa Birliği, Amerika belki şu anda sadece hani parasal tedbirler alıyor gibi görünüyor ama anladığım kadarıyla Romanya ve Polonya üzerinden, Avrupa sınırı üzerinden çok ciddi silah girişi var Ukrayna'ya. Bunu da alenen söylüyorlar zaten. Hem Avrupa hem NATO silah alımı konusunda da Ukrayna'yı fonlayacaklarını söylüyorlar. Diğer taraftan ilaç yardımları, nakdi yardımlar da devam edecek gibi görünüyor. Bir yandan da tabii ki Rusya parasal yaptırımlarla köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Hava sahalarının kapatılmasıyla da Rusya köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Ama Rusya'nın çıkış noktası var elbette. İran, Rusya'nın çıkış noktası Çin, Rusya'nın çıkış noktası Azerbaycan, Rusya'nın çıkış noktası vıdı 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 belki Türkiye. Bakın biz de hava sahamızı kapatmadık. Montrö ile ilgili de bir takım kararlar verebiliriz diyoruz böyle çaktırmadan. Madem Ukrayna Avrupa Birliği'ne giriyor, biz de mi savaş çıkartalım falan diyoruz ya da bizim de savaşa girmemiz mi gerekiyordu falan diyoruz. Biraz daha altından sopa gösteriyoruz Batı'ya, Avrupa'ya. Ha, şu ana kadar yapılanların, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili yapılanların çok hatalı olduğu kanaatinde değilim bu arada. Nispeten benim beklediğimden çok daha akılcı ve tarafsız davranılıyor. Ama ne yazık ki bu sürece çok hazırlıksız yakalandık arkadaşlar. Hem Merkez Bankası rezervlerimiz dımdızlak, hem bütçede çok ciddi açıklar var. Avrupa'dan, Amerika'dan, oradan, buradan borçlanamıyoruz. Kısa vadeli borçlar geldi dayandı. Bu arada hem petrol hem doğalgaz hem ham madde hem emtia fiyatlarının yükselmesi de Türkiye'yi köşeye sıkıştırıyor. Gıda fiyatlarından ve buğday fiyatlarından bahsediyordum size. 14 yılın zirvesine geldi buğday fiyatları. Bu korkunç bir yükseliş. Başka bir korkunç yükselişten daha bahsedelim. Emtia fiyatları 13 yılın zirvesine çıkmış durumda arkadaşlar. Şaka maka değil, 13 yılın zirvesine çıkmış ve bu yükseliş eğilimi devam edecek gibi görünüyor. Bir yandan da Türkiye'nin turizm beklentisi
etkisi var elbette. Bizim için olmazsa olmaz ve çok stratejik bir konuydu. Pandeminin bitmesiyle birlikte proaktif bakmadığımız için olaylara, ya nasıl olsa bize bir şey olmaz dediğimiz için, kafa hep böyle işlediği için ne yaptık arkadaşlar? Turizmden 30 milyar dolar gelir, faizleri aşağıya çekeriz, ödemeler dengesiyle ilgili sıkıntımızı azaltırız, cari açığı düşürürüz, bu sayede dengeleri oturturuz, bu konuda da haklı çıkarız. Yani hem faizi indirip hem doları tutarız, hem de enflasyonu ufak ufak düşürmeye başlarız kafası vardı ya, onu turizm üzerinden yapmayı planlıyorlardı. Yani cari açığı en azından turizm gelirleriyle düşürmeyi planlıyorlardı. Bu sayede de oradan gelecek döviz girdisiyle dövizi baskılayarak enflasyonu kontrol altında tutabileceklerini düşünüyorlardı. Hiç şöyle bir kafa yok arkadaşlar. Kendi kaynaklarımızla üretelim de dolar, döviz, euro, sterlin neyse bununla ilgili bağımlılığımızdan kurtulalım mantığı hiç yok. Herkes ya Türk lirasını daha değerli hale nasıl getiririz? Bakıyorum muhalefet partilerinde de aynı söylem var işin kötü tarafı. Türk lirasını daha değerli hale getireceğiz. Niye daha değerli hale getiriyorsun Türk lirasını ya? Türk lirasını daha değerli hale getirmek gibi bir kafan var ise senin de muhalefet partisi olarak. Demek ki kardeşim sen de gelecekte bir 128 milyar dolar daha harcayacaksın. Bırakın artık bunu ya. Bırakın bu kafadan vazgeçin. Şunu söylesenize, biz Çin gibi, biz Güney Kore gibi, biz Amerika gibi, Almanya gibi, Rusya gibi, hatta Rusya gibi, bakın Rusya nasıl kafa tutuyor? Her şeyi üretmeyi başardığı için kafa tutuyor. Bugün doğalgazını da kendi üretiyor, petrolünü de kendisi üretiyor. Bunun hakkında bedeller ödedi. Bunun için bedeller ödedi biliyorsunuz. Bunun yanında buğdayın arpasını da üretiyor, domatesini de üretiyor, emtiayı da üretiyor, ham maddeyi de üretiyor, sanayi ürünlerini de üretiyor, ara mal da üretiyor. Onun için dönüyor diyor ki Avrupa'ya, hodri meydan kardeşim, ya da Amerika'ya diyor ki hodri meydan, sen almazsan Çin var kardeşim, Azerbaycan'a satarım, Orta Asya ülkelerine satarım, kendi coğrafyama satarım, kendi coğrafyam bile zaten benim ürettiğim petrolü, doğalgazı fazlasıyla alır. Yani senin alacağın doğalgaza ihtiyacım yok, öbür taraftan seni de çökertirim diyor. Bunu nereden görüyor? Avrupa'da an itibarıyla doğalgaz fiyatları %60 oranında artmış durumda arkadaşlar. Petrol fiyatlarına bakıyorsunuz, daha düne kadar, daha 92-93 dolar seviyesindeyken ne diyordum sizlere? 100 doları kıracak bu gidişle. 100 doları kırdıktan sonra çok hızlı bir ivmelenmeyle 110-120 dolar seviyesine doğru gidecek diyorduk. 110 doları geçti, 113 doları gördü. Şimdi biz demiştik diyenleri görüyorum. Ne dediniz kardeşim? Bir şey dediğiniz falan yok. Olunca biz dediydik diyorsunuz. 92 dolarken söyleyeceksin bunu. Aynı adamlar diyor ki Rusya köşeye sıkıştı, Rusya bitti, Rusya mahvoldu, Rusya çöktü. Çökmedi kardeşim. Yarın öbür gün yan etkilerini, bu savaşın yan etkilerini Avrupa'da göreceğiz. Yükselen enflasyonla birlikte. Amerika'da göreceğiz yükselen enflasyonla birlikte. Özellikle Avrupa'da kontrolsüz bir enflasyon yükselişi olacak. Bundesbank diyor ki, Almanya'nın merkez bankası arkadaşlar, Almanya'da enflasyon rekor kıracak. Türkiye'deki enflasyonu da merak ettiğinizi biliyorum. Acaba Türkiye'de enflasyon yüzde kaç açıklanacak? Yüzde kaç açıklanır bilmiyorum ama bizim yaşadığımız enflasyonun %140, %150 bandında bir yerlerde olduğuna eminim arkadaşlar. Hiç evirmeye, kıvırmaya falan filan gerek yok. Tamamen matematiksel bir gerçek. Markete giriyorsunuz. Markette yaptığınız alışveriş sonrasında bakıyorsunuz ki geçen ay alabildiğinizin yarısını bile alamamışsınız. Benzin istasyonuna gidiyorsunuz. Benzin istasyonunda deponuzu doldurduğunuz zaman görüyorsunuz ki geçen ay ödediğinizin neredeyse iki katı para ödüyorsunuz. Ben kendimden söyleyeyim arkadaşlar. 280 lira ile 300 lira arasında dolan bir depom vardı benim. 280 lira ile 300 lira arasında doluyordu benim depom. Şu anda benim depom 1000 liraya vurmuş durumda. 1000 liraya ancak doldurabiliyorum depomu. Ne demek bu ya? 1000 lira. Düşünsenize arkadaşlar, 4250 liralık asgari ücretin olduğu bir ortamda bir arabanın deposu, ki orta halli bir araba, yani öyle kocaman deposu olan kamyon, otobüs tarzı bir araca sahip değilim ben. Benim arabamın deposu 1000 liraya doluyorsa otobüsçünün, minibüsçünün, kamyonun hiç fark etmez. Bakın bunlar hepimizin hayatında enflasyonist etkiler yaratan mevzular bu arada. Bunların deposu acaba kaça doluyor ve dolacak bundan sonraki süreçte? Ve bu depoların bu maliyeti kime dokunacak? Kamu araçlarının deposu kaça doluyor acaba? Binlerce, belki on binlerce kamu aracımız var. Kamu araçlarına giden benzin, mazotun parası da bizim cebimizden çıkıyor. Acaba onların depoları ne kadara doluyor?
Tabloyu görebiliyor musunuz? Ve bu koşullar içerisinde çıkıp deniyor ki %48, %50, %49 civarında bir enflasyon gelecek. Yapmayın, etmeyin kardeşim. Enflasyonu düşük gösterdiğiniz sürece kendi halkınızı fakirleştiriyorsunuz. Başka hiçbir işe yaramıyor bu. Ey TÜİK yetkilileri, ey bu ülkeyi yönetenler, sizlere sesleniyorum. Enflasyonu düşük gösterdikçe insanları daha da dibe itiyorsunuz. Kendi içlerinde daha da büyük bir krize gömülmelerinin nedeni oluyorsunuz. Aynı tabloyu döviz cephesinde görüyoruz. Dolarda, altında, euroda, sterlinde, her yerde görüyoruz arkadaşlar. 13-14 civarında olan bir dolar kuru var. Piyasaya bakıyorsunuz, 20 liranın üzerine çıkmış durumda maliyetler. Sadece benzinden görüyorsunuz, sadece mazottan görüyorsunuz bunu. Bu akşam yapılacak zamla birlikte mazot fiyatı 18,5 lirayı geçecek. 17 liraydı. 1,5 lira daha zam yapılacak. 18,5 lirayı geçecek. Nasıl oluyor da enflasyon bu kadar düşük çıkabiliyor? Nasıl hala %40, %50, %60'lar seviyesinde olabiliyor? Mümkün mü böyle bir şey? Gübre fiyatları çatır çatır zamlanıyor. Sulama fiyatları çatır çatır zamlanıyor. Elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları daha da zamlanacak, durmayacak. Bakın Goldman diyor ki enflasyonla ilgili tahminimiz Türkiye konusunda %50-55 aralığındaydı. Onu %60'a revize ettik. Büyük ihtimalle %60 seviyesinde zirve yapacak, sonra %45'lerde dengelenecek. Goldman elindeki verilere bakarak, daha doğrusu TÜİK verilerine bakarak bunu söylüyor. Goldman'ın yetkilileri burada yaşamıyor ki. Onların yetkilileri ya da onların çalışanları burada markete, pazara gitsinler bakalım %50, %60 açıklayabilecekler mi enflasyonu? Adamlar TÜİK'e bakıyorlar ve haklılar bu konuda. Uluslararası mecralar giderler, o ulusun kurumlarına bakarlar, istatistik kurumlarına bakarlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Gelip burada birebir kendisi araştırma yapsa TÜİK'i kapatır ya. Ha diyeceksiniz ki ya Goldman'ın TÜİK'i kapatma yetkisi mi var? Hayır elbette, ama yetkisi olsa kapatır kardeşim. Vallahi da kapatır, billahi da kapatır. Böyle bir şey mi olur ya? %140, %150'ye dayanmış bir enflasyonist ortam var ülkede. İnsanların giderleri bu %140, %150'ye göre belirleniyor ve insanların gelirleri o oranda artmadığı için aradaki fark kadar her ay fakirleşmeye devam ediyor insanlar. Resmen zam manyağı olduk arkadaşlar. Her Allah'ın günü zam yiyoruz. Petrol fiyatları yükseliyor, zam yiyoruz. Petrol fiyatları düşüyor, zam yiyoruz. Peki bunun sebebi ne? Bütçe açığı kardeşim. Aylardır söylüyoruz. Eğer ki senin bütçe açığın almış başını gitmişse ve aynı zamanda kısa vadeli borçların kapının dibine kadar yanaşmışsa öyle bir durumda mecburen bütçe açığını ve bu borçları kapatmak için birilerine yükleneceksin. O yükleneceğin kişiler de elbette vatandaş olacak. Vatandaşın sırtına bineceksin. Daha çok vergi, daha çok zam, daha çok vergi, daha çok zam, 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 zam diye adamı çökerteceksin. Olacak iş değil arkadaşlar. Avrupa'da da bu yaşanıyor bu arada. Almanya Merkez Bankası Bundesbank'ın açıklamasını paylaştım sizinle. Almanya'da rekor enflasyon ve iddia ediyorum, bakın göreceksiniz. Bu Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarının aşırı artması nedeniyle %60'lar, %40'lar, %50'leri falan konuşuyoruz. Bunların tabii ki o ülkelerde de elektrik fiyatlarına, gıda fiyatlarına, emtia fiyatlarına ve son ürünlere yansıması olacak. Tüketici fiyatlarına yansıması olacak. Göreceksiniz Almanya'da %10'un üzerinde enflasyon açıklanacak. Bu ay iddia ediyorum arkadaşlar. %10'un üzerinde enflasyon açıklanacak Almanya'da. Amerika'da %8, %9'un üzerinde enflasyon açıklanacak. Ama orayla bizim aramızdaki fark şu. Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa, Kuzey Avrupa ülkeleri neyse artık bunlar enflasyon neyse onu yansıtıyorlar. %10'luk enflasyon varsa adam çat %10'luk enflasyonu açıklıyor ki Almanya'nın en önemli korkularından birisi aslında enflasyon arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nı doğuran sebep enflasyon. Öyle söyleyeyim size. Hitler'i doğuran sebep enflasyon Almanya'da. Hiper enflasyon. Bavullarla ekmek almaya giden insanlar. İşsizlik, yoksulluk. Siz sanıyor musunuz ki Yahudi meselesinin Almanya'da sadece ırksal ve dinsel nedenlerle ortaya çıktığını? Zengin zümre Yahudiler, fakir zümre halkın geneli. Tepki bundan kaynaklanıyor zaten. Bundan büyük bir rahatsızlık var. Bu yapılanları savunmak için söylemiyorum. Durum tespiti yapıyorum arkadaşlar. Almanya'daki o yüksek enflasyon Almanya'yı 2. Dünya Savaşı'na götürüyor. Bütün dünyayı, bütün Avrupa'yı 2. Dünya Savaşı'na götürüyor. Milyonlarca insan hayatını kaybediyor 2. Dünya Savaşı'nda. Bu
bugün Rusya-Ukrayna krizinin bu kadar üst düzeye çıkmasının temel nedenlerinden birisi. Acaba orada kalacak mı? Sağa sola sıçrayacak mı? Acaba bir 3. Dünya Savaşı sebebi olacak mı? Ya da başka yerlerde de bu işler köpürecek mi? Sosyal meseleler ortaya çıkacak mı? Türkiye, sosyal meselelerin dibini yaşıyoruz biz. Hani diyorlar ya, Türkiye'de hiçbir sosyal sorun çıkmaz abi. Türk insanı bir şey olmaz. Türk insanı ne kadar bunalırsa bunalsın hiçbir şey yapmaz. Yapıyor. Zaten yapıyor. Son 3 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır yapıyor. Aile içi şiddet arttı, kadına şiddet arttı, çocuğa şiddet arttı, hayvana şiddet arttı, hapishaneler dolup taşıyor, gasp arttı, hırsızlık arttı, yolsuzluk arttı. Daha ne olacak? Yani bunlar sosyal sorun değildir de nedir kardeşim? Aklından bunları geçirmeyen insanların bile aklına düşmeye başladı. Çaresizlik, parasızlık, fakirlik, yoksulluk hep bunlara yönlendirir. Bakın bir ülke ne kadar fakirleştiyse, bir ülkede enflasyon ne kadar artıyorsa ve enflasyonu karşılamayan bir gelir durumu söz konusuysa o kadar çok suçlar artar arkadaşlar. O kadar çok fuhuş artar arkadaşlar. O kadar çok hırsızlık, gasp, darp bunlar artar arkadaşlar. Bir yan örneği var. Gidin Asya ülkelerinin geçmişine bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Güney Amerika'daki ülkelere bakın. Gidin Amerika'ya bakın. Gidin Avrupa'ya bakın. Avrupa'nın her dönemi bu kadar iyi değildi ki arkadaşlar. Gidin Orta Çağ'a bakın. İtalya, bugün çok beğendiğiniz İtalya'nın 1900'lerdeki durumuna bakın. 1900'lerin başındaki durumuna bakın. Neden Amerika'ya göçtü sanıyorsunuz o insanlar? Neden İrlandalılar Amerika'ya göçtü? Neden İngilizlerin önemli bir kısmı Amerika'ya göçtü? Bir bakın 1800'lü yıllarda niye gidiyor bu insanlar? Hangi umutla gidiyorlar? Hangi telaşla, hangi korkuyla gidiyorlar? Neden ülkelerini terk ediyorlar arkadaşlar? Kimse kolay kolay alıştı. Statikosunu sevdiği bir ortamdan ayrılmaz. Bugün Norveçli'yi alıp Türkiye'ye getiremezsiniz. Bugün Norveçli'yi alıp Afganistan'a götüremezsiniz. Yaşamak için götüremezsiniz. Turist olarak gelir. O bu falan filan. Onu konuşmuyoruz. Velhasıl arkadaşlar bizim farkımız bu. Şu anda Avrupa yüksek enflasyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki evet kardeşim bizde bir enflasyonist ortam var. Bizim enflasyonumuz bu ve biz bu enflasyon kadar gelirleri arttırıyoruz. Hatta enflasyonun üzerinde gelirleri arttırıyoruz. İngiltere'de saatlik ücretler rekor kırıyor. Avrupa'nın pek çok ülkesinde saatlik ücretler rekor kırıyor. Amerika'da saatlik ücretler rekor kırıyor. Asgari ücretlerde korkunç bir artış var arkadaşlar. Asgari ücretlerde ve o ülkelerdeki asgari ücretler aslında genel çalışan kesimin %1'ini %2'sini geçmiyor. Bizim gibi ortalama ücret haline falan gelmemiş. Ortalama ücretlere bakıyorsunuz insanlar bırakın harcamalarını karşılamayı bir yandan tasarruf ediyorlar. Biz elektrik faturamızı ödüyoruz, kirayı nasıl ödeyeceğiz diyoruz. Çünkü açık kalıyor. Kirayı ödüyoruz, elektrik faturasını ödeyemiyoruz. Ya da birini ödeyip ikisinden vazgeçiyoruz. Kredi kartları patlamış, tüketici kredileri patlamış. İnsanlar artık borç alamaz durumda. Bankalar borçlarını tahsil edemez durumda. Bir taraftan insanlar borç alamadıkları için geçinme umutlarını tamamen kaybetmiş ve suça meyleder düzeyde. Öbür taraftan bankalar alacaklarını tahsil edemediği için finansal bir krize emin adımlarla ilerler pozisyonda. Şöyle algılamayın ya, bu adam muhalefet yapıyor, her şeye karşı. Böyle bakmayın olaya. Bakın söylediklerimiz ne yazık ki tek tek çıktı. Keşke çıkmasaydı. Keşke ben haksız olsaydım. Keşke ben yalan söylüyor olsaydım. Keşke ben kötü niyetli olsaydım. Ama değil. Ben bunları 2016'dan beri söylüyorum. Söylediklerimiz teker teker çıktı. Pandemi döneminde daha da sesimizi yükselttik. Yapmayın, etmeyin. Bakın insanların geliriyle oynamayın. İnsanları yoksullaştırmayın. İnsanların enflasyonunu doğru gösterin. Kuru bastırmak için Merkez Bankası rezervlerini boşaltmayın. Bütçeyi bu kadar açığa sürüklemeyin. Londra gibi piyasalarda güvenilirliğinizi yitirmeyin. Yarın öbür gün başınıza büyük belalar açarsınız dedik. Dinlemediler. Tarım ürünlerine yüklenin. Bak önümüzde kıtlık var kardeşim. Önümüzde çok sıkıntılı dönemler var kardeşim dedik. Dinlemediler. Faiz enflasyon ilişkisini doğru tutun. En azından o sayede piyasaları biraz dengeleyebilirsiniz. Belki dedik. Dinlemediler. Her seferinde yok kardeşim sen haksızsın, sen bilmiyorsun, sen sus, sen konuşma. İşte öyle olmuyor. Sayın Nebati bugün çıkıyor ne diyor? Elimizdeki bütün enstrümanları kullanırız gerektiğinde. Ne sizin elinizdeki enstrüman kardeşim? Faiz enstrümanı mı? Onu mu kastediyorsunuz? Nasıl kullanacaksınız? %14 olan politika faizini %80'e mi çıkartacaksınız?
Yarın enflasyon göreceksiniz, %55'in altında gelmeyecek arkadaşlar. Aha da buraya yazıyorum. İstanbul enflasyonu %55, Türkiye enflasyonu bunun daha üzerinde, bir veya iki tık üzerinde çıkacak. %56, %57 civarında bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. O da bu aya mahsus. Sanmayın ki biz zirveyi bu ay göreceğiz, ondan sonra enflasyon düşmeye başlayacak. Bu açıklanacak olan enflasyon, Mart ayında açıklanacak olan enflasyon aslında Şubat ayının enflasyonu. Mart ayında, yani yarın açıklanacak olan enflasyon aslında Şubat ayının enflasyonu. Ve Mart'a girdik, arka arkaya zamlar gelmeye devam ediyor. Nasıl olacak da enflasyon düşecek? Goldman'ın söylediği gibi keşke %60'larda kalsa. Keşke %60 zirvesini yapıp da oradan %45'e geri çekilse. Sayın Nebati diyor ya, biz mutlaka çözüm üreteceğiz. Nasıl üreteceksiniz? Bir açıklayın. Bütün dünyada faiz arttırımlarını azaltma meselesi konuşuluyor. Ukrayna-Rusya savaşının çıkması bizim elimizi kolumuzu bağladı. Biz bu koşullarda nasıl olacak da faiz arttıracağız diyorlar. Arttırdıkları faiz oranı maksimum 25 bas puan olacak Amerika tarafında. Avrupa tarafı hiç arttıramayacak. Avrupa'daki enflasyon Amerika'daki enflasyonun kat be kat üzerinde olacak. Almanya'da %10'u aşarken bütün Avrupa geneline baktığınızda %8, %9'lara vuracak. %8, %9, o da bu ay. Ukrayna-Rusya krizi daha da yukarıya doğru, zirveye doğru tırmandıkça büyük ihtimalle arkadaşlar Avrupa'daki enflasyonun da %20'lere doğru gittiğini göreceğiz. Şaka maka değil bakın arkadaşlar. Çok ciddi bir tehlikeden bahsediyorum size. 120 dolara artık göz kırpıyor petrol fiyatları. Şu anda 112.90 dolar seviyesinde %7.55 oranında bir artış var. Fed Başkanı Powell Mart'ta faiz arttırımı uygun diyor. Yapabilecek misin? Tamam, faiz arttırımı uygun da ne kadar faiz arttırabileceksin? 50 bas puan faiz artırımı beklentisi %80 iken piyasa yapıcıları tarafında %0'a inmiş durumda. Yani 50 bas puanlık bir faiz artırımı olmaz, olamaz diyorlar artık Fed tarafında. Ama enflasyon yükseliyor. Arada makas açılıyor. Enflasyon faiz arasındaki makasın açılması piyasa dengeleri açısından çok sıkıntılı. Altın fiyatları yükseliyor ve yükselmeye devam edecek. 3 kuruş geri çekiliyor, 5 kuruş yükselmeye devam ediyor. 1934 dolara geldi. Türkiye'de dolara bakıyorsunuz, 14'ün üzerine çıkıyor 13.80'e çekiyorlar. 14'ün üzerine çıkıyor 13.90'a çekiyorlar. 14'ün üzerine çıkıyor 13.70'e çekiyorlar. Günün sonunda tekrar 14'e çıkıyor. Bugün de 14 artık çekemiyorlar. Çekemeyecekler. 14'e alıştı artık. 14 seviyesinin üzerine dolar alıştı. Bu saatten sonra görünen o ki ufak ufak önce 14.40 seviyesini göreceğiz. Oraları alıştıracak kendisini. Çok kısa orada duracak. Sonra 14.80'e gideceğiz. Yükseliş eğiliminin 1-2 ay içerisinde 18'e üzeri olduğunu göreceğiz. Zaten bu zamlar, bu enflasyon, bu ortama bakıldığı zaman, bu gelişmelere bakıldığı zaman, bu petrol fiyatlarına bakıldığı zaman, bu doğalgaz fiyatlarına bakıldığı zaman aslında piyasadaki doların, maliyetlerdeki doların artık 18'in üzerinde olmadığını da görüyoruz. Maliyetler 18 üstüne yapılmıyor artık arkadaşlar. Ne kadar ama yapılıyor? 1 dolar eşittir 22, 23, 24 lira gibi yapılıyor maliyetler. Öbür taraftan piyasadaki kıtlık nedeniyle döviz cephesinde, dolarda, euroda, sterlinde şimdi ikinci bir fiyat, kara borsa fiyatı oluşmaya başlıyor. Bunun uyarısını da yapmıştım ben. Yapmayın, etmeyin kardeşim. Bırakın piyasa kendi dengelerini kendisi oluştursun. Kara borsa yaratırsınız. Kıtlık kara borsayı beraberinde getirir. Fırsatçılığı beraberinde getirir. Esas fırsatçılık budur. Yarın öbür gün döviz büroları ya da işte Kapalı Çarşı'daki bazı büyük kuyumcular ya da Tahtakale'deki bazı kişiler, döviz mi lazım kardeşim, gel. Ne kadar istiyorsun? 100 bin dolar. Peki vereyim 25 lira kardeşim. İşine geliyorsa demeyecek mi sanıyorsunuz? İş o tarafa doğru kayıyor. Çünkü döviz kıtlaşmaya başlıyor. Ha diyeceksiniz ki ya kardeşim, FED faiz arttırmazsa, Amerika'da enflasyon bu kadar artarsa, aradaki makas da açılırsa nasıl olacak da dolar yükselecek ya da neden dolar ana vatanına gidecek? Güvensizlik. Şu anda öyle bir ortam var ki, öyle sıkıntılı bir ortam var ki dolar kendi ana vatanına kaçıyor. Altın fiyatları yükseliyor. Baltık kuru yük fiyatları yukarıdaki seyrini devam ettiriyor. Alın 2000 doların üzerinde navlun fiyatları. Pariteye bakıyorsunuz 10.90'a gelmiş durumda. 1.10.90'a gelmiş durumda. Bu kardeşiniz 1.18, 1.20, 1.25 seviyelerindeyken bile çıkıp ne dedi size?
Eğer ki bu şartlar gerçekleşirse 1.08'e gider bu parite dedi. Ozan güldüler bana. Ne oldu? 1.10'a geldi parite. Niye görmediniz durumu? 1.08'e doğru emin adımlarla ilerliyor. Paritenin düşmesi ihracatçı anlamında, sanayici anlamında Türkiye'de büyük sıkıntı. En azından euro dolar farkından dolayı zararlarını bir miktar kompanse edebiliyorlardı. Dolarla alıyorlardı, euro ile Avrupa'ya satıyorlardı. Aradaki farktan ekstra bir kar elde ediyorlardı. Şimdi o karlılığı da kaybediyorlar. Ne olacak abi bu işin sonu? İhracatçının %25 kuruna kon, paritedeki hareket aşağıya doğru giderken onun zararını görme, elektrik doğalgaz fiyatları sürekli yükselir. Gelsin, girdi maliyetleri artsın ve bu sanayiciye, bu ihracatçıya üret sat de. Ve üstelik bir yıl ambargo var iken, Türkiye üzerindeki ambargo değil bunlar ama Türkiye'yi de etkiliyor kardeşim. Yarın öbür gün Avrupa'nın, Amerika'nın çıkıp da sen hava sahasını kapatmıyorsun, sen hala Rusya ile ilişkilerini devam ettiriyorsun, Swift kanallarını tıkamadın, kapatmadın, üzgünüm Rusya'ya uyguladığımız yaptırımların benzerini sana da uygulayacağız derlerse ne yapacaksın? Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.